Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet Güneş burcunuzda ilerliyor ve bu hafta doğan tüm Başak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet Güneş burcunuzda ilerlerken Ay da hafta boyunca ışığını büyütecek. Pazartesi günü Ay Akrep burcunda başlıyor haftaya. Salı öğleden sonraki saatlere kadar. Bir yandan meraklı, dışa dönük enerjilerle başlayacaksınız haftaya. İletişim, konuşma, bilgi paylaşımı, kısa uzun seyahatler öne çıkıyor. Yakınlarınızla daha fazla bir arada olmanız, belki kardeşlerle ilgili konuların gündeminizde olması mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar, ticari anlamda da haftaya hareketli başlayabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular da yine hafta başı sizin için biraz daha öncelikli hale gelebilir. Bunun dışında bu haftaya gökyüzünde Mars-Satürn karesiyle başlayacağız. Mars Koç burcunda, Satürn Oğlak burcunda. Her ikisi de kendi burçlarında. Her ikisi de güçlü ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Dolayısıyla astrolojik anlamda aslında Mars-Satürn kareleri biraz sert açılardır. Çok sert açılardır. Toplumsal anlamda da çatışmalara, böyle mücadelelere işaret edebilir. Bireysel olarak çok etki almasanız da tabii ki çevresel anlamda içinde bulunduğunuz şartlarda enerjisel olarak biraz sıkışık, biraz böyle mücadele gerektiren durumlar olabilir sevgili Başaklar. Belki parasal konularda, belki hani iş ortamındaki, çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde zaman zaman hani zorlanmalar, baskılar hissedebilirsiniz. Kazalara da, sakarlıklara biraz dikkat etmekte fayda var. Yani fiziksel olarak aktivitelerde çok risk almamak gerekiyor. Özellikle hafta başı. Salı öğleden sonraki saatlerde Ay Yay burcuna geçecek. Perşembe gecesine kadar sevgili Başaklar, ailevi konulara, evinize, yuvanıza, ebeveynlerinize daha fazla odaklanmanız mümkün. Evde çalışabilir, evdeki işlerle uğraşabilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Yani bunlar için Ay Yay burcundan geçerken sizin önceliklerinizi işaret ediyor. Anneniz de mesela sizin için daha fazla bir ön plana çıkabilir. Ve Perşembe akşamı Ay Oğlak burcuna geçecek. Cuma ve Cumartesi Ay Oğlak burcundan geçerken sevgili Başaklar, yaratıcı konular, hobileriniz, yani size keyif veren eğlenceli faaliyetler, ki bunlar çocuklarla yapacağınız etkinlikler olabilir, işte aşk hayatınız, flörtler olabilir, onlarla ilgili konulara duygusal anlamda daha fazla odaklandığınızı söyleyebiliriz. Ve hafta sonu pazar günü Ay Kova burcunda olacak. Bir yandan 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Ay Kova burcundan geçerken pazar günü tatil günü olmasına rağmen sanki siz bir şeylerle uğraşacak gibi görünüyorsunuz. Hani bu öğrenciyseniz eğitimle ilgili konular olabilir. Bir şeyleri hazırlıyorsunuz. Detaylarla ilgileniyorsunuz. Evde yapılacak işlere odaklanıyorsunuz. Mesleğinizle ilgili ayrıntılı işler var. Bunlara odaklanabilirsiniz. Bir yandan Ay Kova burcunda evet daha sosyal, daha toplumsal enerjiler verir. Siz de evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz, sokak hayvanlarıyla ilgilenebilirsiniz, biraz da yardımlaşma faaliyetleri. Çevrenizde olup bitenlerle ilgilenme ve onlara biraz hizmet etme, yani bireysel anlamda hizmet etme, yardım etme gibi konu ve kavramlar da hafta sonu, pazar günü özellikle sizin ilgi alanınızda olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.